BTC Haber TV'den selamlar. Başlamadan önce hemen hatırlatalım. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmanız yeterli. Bu hafta CBDC yani blok zincir tabanlı Merkez Bankası kripto para birimlerini inceleyerek Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları hakkında güncel bilgileri vereceğiz. Kripto para Bitcoin'in çıkışıyla birlikte tüm dünyayı yerinden oynattı diyemeyiz. 2008'de White Paper yayımlanan ilk kripto para birimi ne finansal ne yazılımsal alanda yüksek sesle doğmuş. Aslında. Artık hepimizin bildiği gibi başta bir Bitcoin'in değeri 0.003 dolardı. Ya da şu anlatım daha kolay olacak. Bitcoin ilk kez bir borsada listelendiğinde 1 dolar tam olarak 1309,03 Bitcoin'e denk geliyordu. İlk BTC transferi bu değerlemeden 9,5 ay önce gerçekleşti. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto tarafından Halfani'ye yapılan transferden söz ediyoruz. İşte kripto paranın o çıkış anı. Blockchain tabanlı peer-to-peer dijital varlık birimi. Sessizdi ama sarstığı bir tek kurum varsa o da merkez bankalarıydı. Malum para yani üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı onu basma hakkını elinde bulunduran yalnız merkez bankaları. Peki bu düzende paranın sesine kulak vermek gerekse? Birkaç yıl önce Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kaleminden çıkan sözlere kulak vereceğiz şimdi. 22 ayar Osmanlı Sultani altınıyım. Üzerimde Cihan Penah Padişahımız Hazretlerinin şanlı tuğrası. Vaktimin çoğunu akıllı bir paranın yapması gerektiği gibi İstanbul'da keseden keseye, kuşaktan cebe dolaşarak geçirdiğimi iftiharla söyleyeyim. Korkulu rüyam bir testinin içine konup bir bahçede bir taşın altında yıllarca gömülü kalmak. Hiç başıma gelmedi değil ama nedense kısa sürüyordu bu sıkıcı dönemler. Bu sözler Benim Adım Kırmızı adlı kitaptan. Böyle diyor paranın ağzından Orhan Pamuk. Bitcoin'de yıllar içinde akıllı bir paranın yapması gerektiği gibi sayısız üretken beyni harekete geçirdi. Paranın mabedi Merkez Bankası anlayışına meydan okudu. Finansal bir terim olan akıllı para, kripto teknolojisiyle daha anlaşılır oldu ve merkez bankaları da kendi damgalarının yer aldığı madeni paralar ve banknotların yanında blok zinciri de ödev defterine yazdı. Bank of England baş ekonomisti Andrew Haldane, negatif faiz oranlarını uygulamanın olası yolları üzerine yaptığı bir konuşmada ilk kez Bitcoin'den esinlenen bir Merkez Bankası kripto para birimini tartışmaya açtı. Bu CBDC yani Central Bank Digital Currency'nin literatüre girmesiydi. CBDC alanında en ileri çalışmayı Bitcoin ve diğer kriptoların madenciliğini ve ticaretini yasaklayan Çin ortaya koyuyor. 2021'in sonunda işlemlerde 11,2 milyar doları aşan Çin'in dijital yuanı 4 Şubat 2022-20 Şubat 2022 arasında Pekin Kış Olimpiyatlarında günde ortalama 315,761 dolar değerinde kullanım sağladı. Çin'in CBDC projesi pilot aşamada Hangzhou, Nanjing, Tianjin gibi merkez eyaletler dahil ülkenin önemli bir kısmında kullanımda. Android ve iOS cihazlardan dijital yuana erişilebiliyor. Dünyadaki merkez bankalarının %60'ı 2020'de dijital para denemelerine başladığını duyurdu. Dijital dönüşüm alanında e-devlet, e-nabız, banka uygulamaları, fatura ödemeleri gibi alanlarda önde olan Türkiye'de de kripto para birimi sahasına girmeyi o yıl gündemine aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜBİTAK beraberliğinde uygulamaya konulan hazırlık çalışmaları daha sonra yazılım mühendisliği alanındaki öncü devlet kurumu Havelsan'la Aselsan ve TÜBİTAK Bilgem'de dahil edildi. Dijital Türk Lirası'nın tedavülü için 2022 yılı belirlendi. BTC Haber olarak ulaştığımız paydaş kurumlar, geçen yıl yapılan basın açıklamasının yeni bir açıklama yapılana kadar aynen geçerli olduğunu belirtti. Bu noktada Eylül 2021'deki açıklamaya göre birinci faz pilot uygulamaları çalışmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde prototip dijital Türk Lirası ağı tesis edilerek teknoloji paydaşlarıyla dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı aynı şekilde 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında blok zincir tabanlı dijital Türk Lirası'nın 2022 yılında uygulamaya konulacağı yine ifade edilmişti. Şüphesiz kripto para birimleri için dünya finansı pastasındaki pay büyüyor. IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Rusya'ya yönelik yaptırımların kripto para birimlerinden stablecoin'lere ve CBDC'lere kadar birçok alanda etki yaratacağını söylüyor. Pekin Üniversitesi'nden finans profesörü Shu Yuan, Çin para birimi Yuan'ın dijital versiyonunun pilot aşamaya geçip resmi olarak piyasaya sürüldüğünde bu adımın küresel para tarihinde dönüm noktası olacağını söylüyor. Shu'ya göre Çin'in CBDC'yi resmileştirmesi 1816'da altın standartının oluşturulması veya 1944 yılında döviz kurları
eurolarının ABD dolarına sabitlenmesiyle doların etkin bir küresel para birimi haline gelmesi kadar önemli olacak. Günümüzde önce pandemi ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla farklı bir hal alan uluslararası para zinciri üzerinde dolar hakimiyeti artık azalıyor. Son olarak ABD'nin en büyük müttefiklerinden İsrail döviz rezervlerine yuan ekleyeceğini duyurdu ve yine ABD müttefiki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da Çin'e yuan karşılığı petrol satışını başlattı. ABD'de Fed sitesi üzerinden uzun bir süredir CBDC'lerle ilgili görüş toplanıyor. Bank of America stratejistleri Elkis Shah ve Andrew Moss hazırladıkları raporda Merkez Bankası dijital para biriminin ABD Federal Rezervi'nin bir sorumluluğu olduğunu söyledi. CBDC alanındaki bir diğer küresel çalışma olan Dijital Euro'da ise ilk araştırma raporu Nisan başında yayımlandı. Ardından Avrupa Merkez Bankası bir ay sürecek bir potansiyel sorunlar araştırmasına daha girdi. Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Merkezi, Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika Merkez Bankaları ile beraber bir deneysel çoklu CBDC platformu geliştiriyor. Banka ayrıca aralarında Brezilya, Hong Kong, Meksika, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin yer aldığı yükselen piyasa ekonomilerinde ödeme verimliliği noktasında CBDC'lerin çözüm olabileceğini bildiren bir raporu henüz yayımladım. BTC haberi olarak bu haftaki özel haberimizde dünyanın değişen finansal manzarasında giderek önem kazanan CBDC enstrümanını ele aldık ve Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarını aktardık sizlere. Son olarak kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın hatırlatmamızı tekrar edelim. Hoşçakalın.